Altılı masa işbirliği meselesi. Biz hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hem MHP lideri Devlet Bahçeli'nin hemen her açıklamasında o altılı masaya yönelik eleştirilerini, çok ciddi suçlamalarını duyuyoruz. Aslında işte önüm 2023 seçim sürecini konuşurken az önce Sayın Kaya Erdoğan'ın her ortamda, her toplantıda altılı masaya yönelik bu eleştirileri gündeme getirmesini, bundan bahsetmesini. ...bir anlamda da şey olarak yorumladı. Mezarlıktan ee, geçerken korktuğunu belli etmemek için ıslık çalmaya benziyor. Ha, yani, <laughs> e, ifadesi böyle. <laughs> e, tek tek e, rakip o ama millet ne yapacak başka? Şimdi ama orada e, biz nasıl bir işte işbirliğini e, nasıl göreceğiz? Yani işte temel bazı noktalarda ekonomi başta olmak üzere nasıl bir ortak politik ortaya konacak? Her şeyden önemlisi Erdoğan'ın rakibi kim olacak? Ortak aday... E, çıkabilecek mi? Çıktığında o CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu mu olacak? Bu soruların aylardır cevabını arıyoruz zaten. Ve son olarak gündeme Saadet Partisi lideri Karamolluoğlu'nun bir açıklaması düştü. O da diyor ki işte Bursa'da yaptığı bir konuşmada koalisyon üzerinden böyle bir soru var. Koalisyon ifadesi kullanılarak koalisyon olarak mı gireceksiniz sorusuna e, diyor ki koalisyon diye bir şey yok artık aslında. Yani altılı masa benim kanaatim devam eder. Ama altılı masanın eskiden olduğu gibi büyük bir önemi kalmadı. Seçim kanununda değişiklik yapılınca yani beraber olmanın getirdiği ekstradan bir avantaj vardı. O kalktı. E, onun kalkması aslında bizi de etkiler. E, fakat Bahçeli'yi daha çok etkiledi, MHP'yi daha çok etkiledi diye devam ediyor. Sonrasında düzeltme yaptı Halk TV'de. Ee, ve dedi ki çarpıtıldı bu e, sözlerim sanki hani bir sorun var. E, bu masa dağılacak gibi yorumlandı. E, ama yeni seçim kanunuyla ittifakın eski öneminin kalmadığını vurgulamak istediğini söyledi. E, ve biz otoriter rejimlere evrilen bu sistemi değiştirmeye kararlıyız. Bir sistem değişikliğiyle özellikle en önemli harcı zaten bu. O masanın evet. yapılan tüm açıklamalardan e, biz e, bunu anlıyoruz. E, dedi. Şimdi Sayın Kaya fakat bununla birlikte işte e, biz e, baktığımızda Karşı tarafın, e, iktidar cephesinin, Cumhur İttifakı'nın açıklamalarını her seferinde çok ciddi bir eleştiri var. E, aslında hiçbir konuda anlaşamadıklarına e, dair. Bu masa, bu altılı e, birliktelik 2023 seçiminde sonuç sürecek mi sizce? Oraya kadar devam edecek mi? Bir dağılma riski var mı? Sayın Karamollaoğlu eski kadar önemi kalmadı derken neyi e, kastediyor? Şimdi sadece teknik bir şey mi söylüyor muhalefetin yani? Muhalefetin dağınıklığından bahsetti. Dursun be onun giderildiğini. Şimdi muhalefet yani dağınıklığı demek sadece siyasal olarak her birinin ayrı yerde olması değil. Zaten demokrasinin doğası gereği siyasi partiler kendi parti programlarına çıkar ve çalışma yaparlar. Muhalefetin 2018'de getirilen Cumhurbaşkanı hükümet sistemine dair dağınıklığı sebeplerden bir tanesi de esas dağınıklık söylemlerdeydi. Yani muhalefet iktidar bunu kaşıyordu ama muhalefet de yani sosyal kimliklerden ziyade siyasal kimlikler üzerinden muhalefet yapmaya çalışıyordu. Kimimiz Atatürkçü oluyorduk, kimimiz işte dindar oluyorduk, kimimiz etnik kimliğimizi ön plana çıkarıyorduk, kimimiz mezhepsel kimliğimizi ön plana çıkarıyorduk. Dolayısıyla biz seçmenlere siyasal kimlikleri üzerinden okumaya çalışıyorduk. Oysa hepimiz yani bütün muhalefet partileri olarak söylüyorum, bu ülkenin işsizleriyiz, bu ülkenin emeklileriyiz. Bu ülkenin mutfağında tenceresini kaynatmakta zorlanan ev kadınlarıyız. Geleceğe dair umutunu yitirmiş olan gençleriyiz. Yazılı sınavı kazansa dahi mülakatta Ankara'da daim yok nasıl olsa bir sınava giremeyeceğim diye bu ülkede kamuoya girme konusunda e, güvenini yitirmiş e, üniversite mezunlarıyız. Üniversite mezunu olmasına rağmen marketlerde çalışmak zorunda kalan insanlarıyız. Yani dolayısıyla Türkiye'nin köylüleriyiz, çiftçileriyiz. E, siftahsız dükkanını kapatan esnaflarıyız. Yani muhalefet artık seçmeni sosyal kimlikler üzerinden okumanın Türkiye'nin gerçekliği olduğunu anlattı. Elbette yani etnik ve dini kimlikler üzerine e, siyaset, şey siyaset yargılar et... geride mi kaldı artık? Hayır hani geride kalması lazım. Her elbette her partinin bir siyasal ideolojisi, bir fikri olur ama toplumu bu kimlikler üzerinden okuyup oy alırsanız o kimlikler kadar oyalıyorsunuz. Seçmen sizi yani Atatürkçü olasınız diye oy vermiyor. Hı, hı. Ya da işte kendi bireysel hayatınızda daha dindar olasınız diye oy vermiyor. Benim sorunlarımı çöz diye oy veriyor. Dolayısıyla bir Atatürkçünün de, bir dindarın da, bir milliyetçinin de, bir sekülerin veya modern yaşamı tercih eden insanların da ekonomik sorunları aynı. Hı hı. Demokrasi sorunları aynı. Bizim bu sorunlara yani sosyal kimlik derken bunu ifade etmeye çalışıyorum. Muhalefet bunu e, keşfetti diyelim. Bu he, ama sadece bir muhalefet partisi için söyleyeyim. Genel olarak muhalefet bunu keşfetti ve AK Parti'nin kurduğu oyun bozuldu. Çünkü AK Parti şimdiye kadar seçmenden nasıl oy alıyordu? Tıpkı Adalet Partisi'nin yaptığı gibi ne, ne yani can CHP mi gelsin? Enflasyon diyorsunuz, e ne can CHP mi gelsin? Ya faizler arttı diyorsun, ne yani CHP mi gelsin? İşsiziz diyorsun, ne yani CHP mi gelsin? Ya 2500 lira emekli maaşıyla benim geçinme şansım yok diyorsun, ne yani CHP mi gelsin? İşte bu kozu elinden alınmış oldu iktidar partisinin. Yani doğru icracı bir iktidar vardı ama bugün kimlikler üzerinden rahat rahat toplumu kutuplaştıran bir iktidarın kimlikleri bir tarafa bırakıp sosyal meselelere odaklanmış bir muhalefetle ezberleri bozulan bir iktidar var. Ama bugün bunu görmek cumhurbaşkanı lazım. Cumhurbaşkanı diyor ki meşrep tartışmaları medya ve sosyal medya üzerinden yeniden alevlendirilmeye çalışılıyor. Yani Cumhurbaşkanı alevlenilmesini arzu ediyor. Ha, o zaman kim yapıyor bunu yani? Yok ya işte haksızlık etmeyin. Şey. Ya kendisi yapmıyor. Bir, şimdi şöyle yapın. Ben şunu da çalışıyorum. Buna tepki gösteren, zor alan bile... kişi ya mi şöyle mi ya? Tepki, tepki göstermek bile konuyu gündeme getiriyor. Hayır, hayır. O Halil benim... İbrahim Oral'ın açıklaması fark et... üzerinden yani başladı. İster halilik olsun, ister başörtüsü olsun, ister askeri vesayet olsun, ister farklı alan... fark etmiyor. Herhangi bir konuda kimlik tartışmasının iktidarın işine geldiğini kabul etmek lazım. Çünkü iktidar Türkiye'de böyle bir seçmen sosyolojimiz var ve bunu konsolide etmeyi seviyor. Ama bireysel olarak müzmin muhalifler buna aykırı söylemler geliştirse bile partiler genel başkanları veya kurumsal kimlikleri düzeyinde artık bu siyasal kimliklerin toplumu ayrıştırmasına müsaade etmiyor. Bu tuzağa düşmüyorlar yani. Sayın Kılıçdaroğlu onun için diyor biz bize ne diyor milletin başörtüsünden diyor. Kendi görevini layıkıyla yapıyorsa ister başörtü takar ister takmaz. Yani bu geçmişteki bir hatanın İtirafa anlamda söylüyorum. Ya da siz bir göreve birini getirirken namaz kılıp kılmamasına göre mi yoksa gerçekten o görevin ehli olup olmamasına göre mi bir değerlendirme yapmanıza göredir seçmenin size olan tavrı belirlenecek. Dolayısıyla bireysel hayattaki siyasi fikirleriniz başka bir şey. İktidar mücadelesi toplumun sosyal meselelerini çözmek üzere ya yapılan bir mücadeledir. Dolayısıyla şey